26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başladı büyük taarruz. Bozguna uğratıldı. İzmir'e doğru kaçmaya başladılar. Atatürk, Türk ordusuna şu emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! 9 Eylül'de İzmir'e varıldı. Kahpe Yunanlılar gemilerine binip kaçarken bile güzel İzmir'i ateşe verdiler. Ölümün doğru yer, doğru zaman ve Ulusal Türkiye Cumhuriyeti. Önce 1 Kasım 1922 yılında ayrıcalıklı Osmanlı Hanedanı'na ait saltanat kaldırılarak tam halk egemenliğinin yolu açıldı. Ardından 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalanarak 20 Ocak 1921'de kurulan Türkiye Devleti tüm dünyaya tanınması sağlandı. Ve 29 Ekim 1923 Atatürk'ün gençlik hayali sonunda gerçekleşiyor. Tüm hayatı boyunca mücadele ettiği halk egemenliğine dayalı devlet rejimi ilan ediliyor. Hayatının en anlamlı günü. 29 Ekim 1923'te Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet oldu. İlk Cumhurbaşkanı doğal olarak Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ama büyük bir hayal daha vardı. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Mustafa Kemal yaptığı büyük devrimlerle halkını her alanda çağrıştırdı. Orta Doğu bataklığında çürümüş bir devletten, vecaletle boğuşan bir milletten çağdaş bir toplum yarattı. Bu nedenle halkı seçti. Ölüm 11, vedalaşma zamanı. Arasındaki 57 yıl. Ne çok şey sığdı bu ömre. Meşrutiyet mücadelesi, Kurtuluş Savaşı, modern, layık bir Türkiye Cumhuriyeti inşası. Nereden bitti bu ömür? Oysa daha yapacak ne çok şey vardı. Kasvetli bir sonbahar günü, yarım kaldı bu hikaye.